Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere gayet hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, orijinalini aratmayan yalancı profiterol tarifi vermek istiyorum. Tarifime geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri alabilmek için zile tıklamayı unutmayın. Tencereye 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un ve 1 litre sütü alarak tel çırpıcı ile çırpalım. Tencereyi ocağa alalım ve muhallebi koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Fokurdamaya başladıktan sonra muhallebi ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Bu arada uygun bir kapta 1 poşet krem şantiye 1 su bardağı soğuk sütü ekleyerek koyulaşıncaya kadar çırpalım. Krem şanti hazırlarken sütün gerçekten soğuk olması çok önemli. Soğuyan muhallebiye hazırladığımız krem şantiyi ilave edip mikser ile birkaç dakika çırpalım. Tuzsuz etimeyi birkaç parçaya kırarak kuplara yerleştirelim. Daha sonra muhallebimizi kuplarda biraz boşluk kalacak şekilde paylaştıralım. Ben bu şekilde 6 adet kupta profiterol hazırladım. Dilerseniz böyle tek tek değil, uygun bir borcamda da hazırlayabilirsiniz. Ben göstermek için her iki türlüsünü de hazırladım. Siz kişi sayısına göre dilerseniz hepsini kupta da yapabilirsiniz. Çikolata sosu için tencereye 1 poşet hazır çikolata sosunu ve 2,5 su bardağı sütü alalım. Sosumuz koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. İlk sıcağı çıkan sosumuzu kuplara paylaştıralım ve kalan sosu da borcamdaki muhallebinin üzerine boşaltarak yayalım. Tatlılarımızı etimeklerin güzelce yumuşayabilmesi için en az 6 saat buzdolabında bekletelim. Servis etmeden önce dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli yalancı profiterollerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi denerseniz Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. 500 binden fazla tarif için Nefis Yemek Tarifleri uygulamasını da telefonlarınıza indirmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.